İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde terrain yapımı serisine devam ediyoruz. Ama bu derste sadece GIMP ile bir işlem göstereceğim. Daha önceki kısımlarda kullandığımız iki tane resmimiz vardı. Bir tanesi United Kingdom Original dosyası, İngiltere'nin yükseklik haritası. 2048'i 2048 piksellik bir dosya. 3 renk kanalı da var bunun. Red, Green, Blue. Eğer GIMP açıkken Channels kısmına girecek olursanız Layers'ın hemen yanında 3 renk kanalı da aynı bilgileri içeriyor. Bir de bunun yanında, onu kapatırsak, bir height map kullanmıştık. O ise yine 2048'e 2048, üstünde biraz durduğumuz zaman söylüyor Windows. Boyutları 2048 piksele 2048 piksel PNG dosyası. Onu da GIMP'te açtığımız zaman aynı şekilde Channels kısmına girecek olursak bunda sadece tek bir kanal var, Gray. Çünkü bu dosya Image kısmında Mod bölümüne girecek olursanız Grayscale. Yani tek bir kanalı var ve sadece Gray'nin tonları saklanıyor bu resim dosyasının içerisinde. Şimdi şöyle bir işlem yapacağız. Tek bir resim dosyasında normalde 3 tane kanal bulunduğuna göre, diğerini tekrar açalım. İngiltere'nin yükseklik haritası dosyasını açacak olursak, bu aslında şart olmadığı halde 3 renk kanalına sahip. Red, Green ve Blue. Şöyle bir şey yapacağız. Bu tarzdan bir resim dosyasının kanallarını, hatta alfa kanalı da ekleyebiliriz buraya. Alfa kanalı da kullanarak aslında 4 tane ayrı resim dosyasına, ama hepsi grayscale, yani green'in tonları olmak kaydıyla 4 farklı resim dosyasına RGBA tarzında tek bir resim dosyasının içerisinde tutabiliyoruz. Şöyle yapacağız. Şimdi GIMP'te layer'larla çalışıyoruz. Bir dosya açtık şu anda. Sağ tarafta layers kısmına geçecek olursanız şu anda açmış olduğumuz dosya bir layer olarak burada var. Kanalları bir kenara bırakalım şimdi. Bir dosya daha açacağız. Yine File, Open as Layers diyoruz. Yani yeni bir resim dosyası daha açacağız ama yeni bir layer olarak. Open as Layers dedik. İşte şu height map, diğer kullandığımız, randomize yükseklik için kullandığımız height map dosyasını da çift tıklayarak buraya getirdim. Bunların her ikisi şu anda layer olarak sisteme dahil oldu. Yalnız eğer UK alt çizgi original dosyasını seçersek ve onun image mod kısmına girecek olursak o hala RGB olarak duruyor. Onu da grayscale yapmayı unutmuyoruz. Şu an iki tane layer'ımız var. Her ikisi de grayscale. Yani her ikisini de tek tek seçer kanal kısmına girecek olursanız sadece gri renk kanalını ve alfayı görürsünüz. Aynı şekilde diğer için de aynı durum geçerli. Bu neden önemli? Birazdan bir komut uygulayacağız. O komutun düzgün uygulanabilmesi için bütün layer'ların grayscale olması şart. Şimdi yapacağımız işlem şu. Gerekli olan bütün dosyaları açtıktan sonra, ki en fazla 4 tane açabiliriz. R, G, B ve A için. Yani 4 ayrı grayscale image dosyasını tek bir RGBA'da birleştirebilmemiz için en fazla 4 tane grayscale image dosyası kullanabiliriz. Onu da madem öyle yapayım ben, örnek tam olsun. Mesela şu height map'ten sağ butona tıklar, duplicate layer diyerek bir tane, sonra duplicate layer diyerek bir tane daha açtı. Bunların hepsinin farklı resimler olduğunu düşünelim. Hatta şöyle de yapabiliriz. Mesela şu en üsttekini seçtim. Layer, transform, rotate 90 derece saat yönünde. Diğerini layer, transform, rotate saatin ters yönü. Böylelikle şu 3 resim dosyasını basit bir şekilde birbirlerinden farklı da yapmış oldum bir yerde. Tamam, şimdi 4 tane olması daha iyi oldu. 4 tane grayscale resminiz var. Şimdi şunu uygulayacağız. Colors kısmına giriyoruz. Burada Components bölümünde kompozisyon yapacağız. Yani bu 4 tane grayscale'yı kompozisyon yaparak tek bir RGBA dosyasının içerisinde
her biri ayrı bir renk kanalında olacak şekilde kullanacağız. Çünkü bunlar için bizim için bunların rengi önemli değil. Hepsi green'in tonları ve yükseklikle ilgili olduğu için o şekilde kalmasının bizim için hiçbir sakıncası yok. Onun için onları renk kanallarında saklayabiliyoruz. Şimdi burada compose dedikten sonra bir menü geliyor. Burada kompozisyonun türünü belirtiyoruz. RGB yeterli gelmiyor bize. Bir de alfanın dahil olması lazım. Yani transparent kanalının. Onu da dahil ediyoruz. Şu anda 4 kanal birden burada geldi. Kendisi otomatik yerleştirdi zaten. Şu gördükleriniz layer'lar. Sağ tarafta gördüğümüz layer'lar. Sırası çok önemli değil. Değiştirebiliriz de istersek burada. Çünkü seçilebiliyor. Aynı sırayla yapabilirsiniz veya olduğu gibi bırakabilirsiniz. Ama şu anda zaten yukarıdan aşağı doğru kendisi sıraladı. İşte bu kadar. Eğer bunu OK düğmesine tıklarsak bize yeni bir dosya oluşturdu. Şu ekranda gördüğümüz. Yani görüntü bu şekilde olması önemli değil. Çünkü biz bunu zaten görüntü için kullanmayacağız bu dosyayı. Kanal kısmına girecek olursak işte burada tek tek görebilirsiniz. Yalnız önce bir incelemeden önce bu dosyayı bir de kaydedelim. File, Export As diyoruz. Adını şöyle koyalım. Mesela Word Data nokta TGA targa dosyası olarak kaydedeceğiz. En elverişli olan bu. Yani yerimizi belirtiyoruz. Desktop'ta MMO klasörün içerisinde, Assets klasörün içerisinde, Texture klasörün içerisinde, Resources'un içerisinde. Daha öncekiler bunlardı. Heatmap ve UK Original. İşte buraya bunu bu isimle kaydedeceğiz. Export diyoruz. RLE Compression'ı seçiyoruz. Orijini dokunmuyoruz. Export diyoruz. Oraya şimdi bu kaydoldu artık. Yani eğer bunları kapatırsam her şeyi. Normal olarak Unity'yi açalım. MMO'yu açalım. Sonra açıldıktan sonra şuradan. Bakın burada Resources'ın içerisinde Word Data buraya gelmiş. Şimdi bu buraya geldi. Buna birkaç ayar yapacağız. Daha önce yaptığımız gibi. Bu da önemli. Texture tipini Advanced yapıyoruz. Çünkü Advanced'a getirdiğimiz zaman ekstra birkaç ayar daha gerekli bize burada. Mesela bir tanesi Read Write Enabled seçili olmalı. Çünkü bu dosyadan okuma yapacağız. Bu önemli. İkincisi bunu görüntülemek için kullanmayacağız. O yüzden Generate MIP Maps özelliğini kaldırıyoruz. Onun haricinde 2048'i kontrol ettik. O tamam. Apply diyoruz. Ve böylelikle bu ayarlarını da tamamlamış olduk. Bir de buradan çalıştırıp tekrar size biraz göstereyim GIMP'te. Sonuçta neler oldu, neler değişti. Şimdi layer kısmında sadece tek bir layer'ımız var. Görüntü olarak bu. Ama dediğim gibi biz bunu görüntü olarak düşünmüyoruz. Bu bir RGBA dosyası içerisindeki her renk kanalında ayrı bir gri skala resim bulunduran bir dosya haline dönüştü. Şimdi GIMP'te ne yazık ki burada çok düzgün göstermiyor bu channel kısmında. Yani hatalı bir durum yok da şurada hangisinin nasıl olduğunu görmek istiyorsanız geçici olarak şöyle bir şey yapmanız gerekecek. Mesela red kanalında ne var merak ediyorsanız eğer şu red kanalını alıp şuraya aşağıya sürüklerseniz bakın burada şey gözüktü. O dumanlı gibi resim idi kanalın bir tanesi. Şeylerin hepsini kapattım kanalların sadece bunu açtım. İşte bu Red Channel'da saklanan resim bu. Tabi transparent gözükmesine de aldanmayın. Çünkü şöyle yapsak olur mu bakalım. Şundan bir yeni dosya isteyelim. 2048'e 2048. Onu yeni dosya değil. Pardon. Yeni layer olacaktı. Open file. Open as layers. New. New'da zannedersem olmuyor. O zaman şöyle yapabiliriz. Bundan bir tane Ctrl D veya sağ butonla New Layer diyebiliriz. Ha buradan oluyormuş. Tamam. White olsun. Onu ötekinin altına koyalım. Bu şekilde olduğu zaman aslında ekranda tam olarak göstermesi lazımdı. Şöyle bakıyoruz. Word Data Layer Channels. Onun kanallarını açsak. Öteki üsttekini seçtik. Onun kanallarını kapatsak.
Bu şekilde karışık olacak biraz. Kapatıp bir daha açalım. Yeniden açıyorum Word Data dosyasına. Size tam olarak arka fonda beyaz olduğu durumda gösterecektim ama önemli değil. Sonuç olarak GIMP'te bu dosyaların üzerinde neler olduğunu görmek için şuradan alıp aşağı indirdiğiniz zaman sağlamasını yapabiliyorsunuz. Başka bir tanesini indirdim. Blue'yu da indirdim. Bakın her renk kanalında hatırlarsanız biraz önce saat yönünde 90 derece, saat yönünün tersinde 90 derece döndürmüştük. Bir tanesini olduğu gibi bırakmıştık. Aynı height map dosyasının. Biraz küçük ama burada da gözüküyor. Üçü birbirinden biraz farklı. En alttaki de alfa channel'daki bu İngiltere haritasının bulunduğu durum. Yani sonuç olarak tekrar ederek bitireyim derse. Tek bir RGBA dosyasının içerisindeki 4 ayrı, daha doğrusu 3 renk kanalı ve alfa kanalın içerisinde sadece gri skala 4 tane ayrı yükseklik haritası dosyası saklayabiliyoruz. Bunu ilerleyen derslerde tekrar kullanacağız ama şimdiden Photoshop'ta biraz daha basit bunu yapmak ama GIMP kullanıyorum ben ve GIMP kullananlar için bunu göstermek istedim. Bu layer channel olayı biraz daha karışık GIMP'te. Ama bu gösterdiğim şekilde Colors menüsündeki Components'ten Compose diyerek yapabiliyoruz o işlemi. Sadece resim dosyalarımız layer'lar şeklinde, layer kısmında 4 ayrı gri skala resmi olmak kaydıyla onları kompozisyon yaparak tek bir RGBA dosyası şekline dönüştürebiliyoruz. Sonraki derste tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.